dışında boş kadro vardı. Onu ilan ettik ve Bülent'i Galatasaray Üniversitesi'ne aldık kadrolu olarak. Ve oradan görevlendirme ile anayasa dersine de girme kapısını açtık. Bir gün tamirat var üniversitenin içinde de. Ben de rektörlük binasının dışında yolun üzerinde bir bina var aşağı. Orada çalışıyorum geçici olarak. Geçici dediğim 3 sene çalıştık orada. Aşağıdan Necmi haber verdi bana. Bir baktım Bülent bastonları atmış. Yani ben iyiyim. Kendime geldim. Yani antikorları derdi doktorlar. Birdenbire huzura kavuşunca kendini toparlayabildi. Sağlığı yerine gelmişti. Çok sevindik. Neyse öğrenciyle de tanıştı. 2 hafta kadar derse girdi ama maalesef daha sonra devam edemedi. Sağlık sorunları gittikçe ağırlaştı ama geçici de olsa oraya gelmenin getirdiği bir huzur, insanların sağlığıyla ne kadar yakından ilgili olduğunu o örnekte görmüştüm. Yılmadı, küsmedi, son dönemine kadar da çalışma arzusunu hep içinde taşıdı. Gelmesinin nedeni orada kendisine huzurlu bir ortamı tanımak istemeyen biriyle ilgiliydi. Benim ayrılığım da 12 Mart'ta ben dönemedim üniversiteye, doçent olmuştum askerdeyken. 3 sene kadar dışarıda kaldım. Dışarıda kaldığınız zaman başka bir işe de giremiyorsunuz. Bunun için alınmadı üniversiteye, lafları dolaşmaya başladığı zaman kalıyorsunuz. Ben de hiç tevessül etmedim başka bir yere girmeyi. Bekledim, Danıştay kararım. O da uygulanmadı göreve dönmem konusunda. Rektör seçimi vardı, o değişti. Sonunda ben yeni gelen rektöre durumu anlattım, çağırdı beni, görüştük. Dedi ki ben dosyaya baktım, bir şey yok, haber vereceğim ben size de önümüzdeki günlerde dedi. Eve döndüm, bir baktım, görevde gelmiş, elinde bir sarı zarf, sarı zarf tehlikeli zarftır. Ne olacağını bilemezsiniz içinde. 1938 mi? Yok. Üniversite reformunda hep çift sarı zarf gidilmiş. Bir görevden alma, bir göreve tayin etme. 32-33 döneminde. Baktım tek zarf. Tek zarf olsa olsa tayin olabilir. Neyse. Sevindim. Hemen göreve başlayabilirim ama 3 yıllık bir bekleme süresinde, yani askerliğim 5 yıl olmuş oldu. En fazla hizmet ederim bu açıdan. Evet, fazla uzatmadan Ersin Çamoğlu, Ersin Kalaycıoğlu, Çamoğlu da var. Doğru. Fakültemizin birincilik de bitirmiştir. Çok çalışkan bir çocuktu. Erken ayrıldı. Aynı sınıftan, bizim sınıftan 14 kişi asistan girdik. 59 mezunları. Hukuk fakültesinin çehresi değişti. Böyle birdenbire 13 asistan girince fakültenin disiplini kalmadı falan gibi laflar. Çünkü hocalarla daha rahat temas ediyoruz. O asık suratlar biraz gülmeye başladı. İşte konuşuyoruz, ediyoruz. Yemekleri çay, simit üzerinden bir odada yemek yiyoruz. Baktık hocalardan biri geldi. 2-3'te derken hocalar da katılmaya başladı o yemeğe. Böyle bir orada da seminer gibi öğle yemeklerimiz bizim işte 1'de oluyordu. Saat 5'e kadar devam eden bir öğle yemeği süreci. Seminer boyutunda. Böyle bir süreci de İstanbul Üniversitesi'nin içinde yaşadık. Bunu teşvik eden hocalarımız dediler ki biz fırsat bulamıyorduk. 12 şey gök kanununda çıkmış. Gök kanununun getirdiği bir takım sıkıntılar var. Orada yapamadığımız Oktay'ın değindiği seminerleri biz çay, simit ve peynir üzerine yaptığımız toplantılarda dile getirmeye çalıştık. Yani insan arzu ettiği zaman, bakın düşünce, Bacon'un lafıdır o, düşünce özgürlüğüne herhangi bir kayıtlama falan getirmek mümkün değildir. Tanktan, toptan, tüfekten daha güçlü bir şey varsa o da düşüncenin yayılmasıdır. Hiçbir kuvvet bir düşüncenin, bireyin lehine olan düşünceleri sınırlama gibi bir gayretin içine giremez. Girenler hep geçici olarak bunu yapmıştır. Ondan sonra da hüsrana uğramışlardır. Sabır, ama biz her şeyden evvel kabahatin büyüğünün bizde olmadığını kanıtlamak zorundayız. Bu böyle kabalayılık ederek
silahşörlük yaparak böyle anlamsız kendimizi harcatacak eylemlerin içinde değil ama başka türlü hazırlıklı olarak bir sürecin içine girmeliyiz. Şartlar ne olursa olsun hukukun diplomalarını taşıyan veya o yola girmiş öğrencilerin kendilerini yenileyecek bilgilere ulaşmak konusunda gayretlerini harcamaları, sarf etmeleri gerekiyor. Evet, Kalaycıoğlu, söz sizde. Sen bana uyma. Ben yok, saati çıkarayım. Aslında saati her çıkarttığımda Winston Churchill'in ünlü anekdotu aklıma geliyor. Winston Churchill toplantının başlangıcında saatini çıkarttığında dinleyenlerden biri sana saat değil takvim lazım diye bağırdı. Politikacılar çok konuşur. Biz de esasında 45 dakika konuşmaya şartlanmış durumdayızdır. Sizler belki 150'den girmediniz. Ben 1750'den doçentliğe girdim. Saat duyuyorlardı. Saat çaldığı anda son cümleyi söylemeniz gerekiyordu. Ve eğer söyleyemezseniz deneme dersinden sınıfta kalmış oluyordunuz. Onun için 45 dakika konuşmaya ayarlanmış vaziyetteyizdir. Ama işte panellerde falan 15 dakikaya da konuşmayı beceriyoruz diye varsayıyorum. Abi siz beni susturursunuz 15 dakikada. Yok bizde 50 dakikaydı. Bülent Ture Esen vardı Ankara'dan. Evet. 50 dakika, 51'i kabul etmem evet. diye hükümet onu... Saat koydular bende. Evet. Dolayısıyla yani ders sınavda... Deneme dersinden çok kalan oldu. Tabii enteresan bir uygulamaydı. Ben hukuk fakültesinden değilim. Yandaki fakültelerim, İktisat Fakültesinden mezun oldum. Anayasa hukuku dersini Tarık Sefer Tuna'ya'dan aldım. Tarık Sefer Tuna'ya aynı zamanda benim teyzemin eşi oldu. Dolayısıyla kendisini küçük yaştan itibaren tanıdım. Onun vasıtasıyla pek çok hukukçu meslektaşını da tanımış oldum. Aynı zamanda mesleğim sırasında İktisat Fakültesine asistan olarak girdikten sonra da çok sayıda meslektaşım ve arkadaşım oldu. İşte zaman zaman İktisat Fakültesi ile Hukuk Fakültesi futbol falan oynattı. Dolayısıyla böyle işler de yaptık. Ceza hukuku kürsüsüyle yan yanaydık. O zaman adı kürsüydü. Oradaki genç ekiple Allah rahmet eylesin Şükrü, Füsun Hanım, Allah razı olsun Somay vesaire grubuyla da epeyce bir hukukumuz olmuştur. Dolayısıyla bu etkileşimlerden bir hayli bir şeyler de öğrendim. İktisat Fakültesi'nde ceza ve icra iflas dışında bütün hukuk dersleri okutulurdu. Tabii biraz hafif, yani hukuk light diye tabir edilen bir şekilde. Dolayısıyla bir miktar hukuk nosyona edilmiş durumdayız. Fakat meslek itibariyle ben siyasal rejim kurulları üzerinde de çalıştım. Ve ilginçtir, pek de etkisi olduğunu söyleyemem. Ama Tarık Sefer Tuna'nın mesleğinin başlangıcında yapmış olduğu türden bir yola gittim. Kurum incelemesi yaptım, siyasal kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevi ve Türkiye'deki siyasal sistem içerisindeki rolü üzerine doktora tezi yazdım. Dolayısıyla yazdığım tarihte de birçok kişi bana yarı deli gözüyle baktı. Yazacak başka konu bulamadım. Fakat ilginçtir, Tarık Bey mesleğinin başında Kroza'nın asistanı olarak çevirmenliği yapmış. O tarihte 1932-33 devriminden sonra kurulan İstanbul Üniversitesi bol miktarda Alman ve yabancı öğretim üyelerine sahip. Kroza da onlardan bir tanesi. Tarık Bey Semberman mezunu olması dolayısıyla Fransızcası iyi. Dolayısıyla onun asistanlığını yapıyor. Kendisinin elle tutmuş olduğu notları bana okutmuştu. Onun için biliyorum. Kroza'nın anlattığı derslerden elde etmiş olduğu. Ve Kroza ile bir yakınlaşma dönemi geçirmiş. Dolayısıyla ondan hep iyi bir şeyler öğrenmiş. Ve Kroza kendisini kurum kavramına Orio adlı bir Fransız hukukçunun kurum çalışmalarına yönlendirmiş. Bunları incelemeniz yararlı olur demiş. O incelemelere başladıktan sonra anayasa hukukçusundan pek beklenmeyecek bir siyasi tarih derinliğine yönelmiş. Ve 1859'dan itibaren 1852'ye kadar geçen süreçte siyasal
katılma kurumlarının, özellikle partilerin ama aynı zamanda İttihat ve Terakki Cumhuriyeti gibi cemiyetlerin incelenmesini hedeflemiş ve doçentlik tezi olarak siyasi partiler üzerinde bir tez yazmış. Ve aynı zamanda daha sonraki dönemde gerek Kurtuluş Savaşı gerekse Kurtuluş Savaşı'na giden mütareke dönemindeki çeşitli cemiyetlerin ve fikir ortamlarının ortaya çıkması üzerinde çalışmıştı. Ve Orion'un iddiasına göre kurumlar fikirlere dayanmaktaydı. Ve fikirlerin hayata dönüş biçimleriydi. Ve fikirler ortadan kalktığı zaman kurumlar da yok olurlar. Dolayısıyla siyasi parti ve cemiyetlerin veya derneklerin bugün deyimiyle kuruluşu ve gelişimini bu açıdan incelemiştir. Siyaset biliminde biraz daha farklı bir açıdan bakıyoruz. Ve dolayısıyla bizim yaklaşımımız biraz daha değişik bir çerçeve içerisinde kurumları ele alıyor. Ve bu kurumlar üzerinden özellikle meclisten başlamakla birlikte gerek siyasal katılma gerek siyasal temsil kurumlarını inceleyerek ben de mesleğimi devam ettirdim. Ve burada dolayısıyla ilginç bir kesişme söz konusu oldu. Şimdi kurumlar neye yararlar? Önemli midirler, değil midirler? Siyaset biliminde bu 25 yüzyıldır tartışılıyor. Aristo'dan beri. Yeni bir şey değil. Ama bunların öneminin vurgulanması açısından size birkaç tane ufak örnek vermek istiyorum. Kurumlar içlerinde sahip oldukları temel değerler ve aynı zamanda davranış kalıpları sahip oldukları için o davranışları oluşturacak çeşitli dürtülere sahiptirler. Bunlara iktisatta incentive deniyor, teşvik. Nasıl bir teşvik verdiğinize göre insanların davranışını etkilersiniz. Hatta çok güçlüyse yönlendirirsiniz. Yani ben şurada bir tane büfe açsam, desem ki size bana haftada 5 gün burada yerseniz, bir sonraki hafta 2 gün size bedava yemek vereceğim. Ben buradaki büfecilerin birçoğunu topu attırdım. Neden? Çünkü size vermiş olduğum bu teşvikle size gayet kolay bir bedava yemek temin etme imkanı sağlamış olur. Bu bir teşviktir. Bunun gibi örneğin seçim yasalarında getireceğiniz bir takım düzenlemelerle seçmeni belli yöne doğru gitmeye ve belli şekilde düşünmeye itebilirsiniz. Türkiye'de bunu 1983'te çıkarttığımız seçim yasasındaki %10 barajı yapmıştır. Bu baraj sayesinde birinci tercih ettiğiniz değil, ikinci veya üçüncü tercih ettiğiniz partiye oy verdirtiyorlar size. İster beğenin, ister beğenmeyin. Çünkü birinci tercih ettiğiniz partiye oy verirseniz bu partinin kazanma şansı olmayabiliyor. O zaman tercihiniz ikinci ya da üçüncü partiye dönüyor. Oysa %10 barajını kaldırırsanız yahut bir hayli indirirseniz, mesela %3,5-4'e falan indirirseniz, o zaman insanlar birinci tercih ettiği partilere daha kolay oy verecekleri için bugünküne nazaran daha muntazam dağılan ve aynı zamanda meclis sandalyelerinde daha orantılı dağıldığı, daha temsili bir sisteme dönebilirsiniz. Gayet basit. Onun için burada kurumların ve kurumların içerisindeki uygulamalarda temel olan bir takım teşviklerin nasıl kullanıldığı fevkalade önemli. Bu öneme bir başka unsuru daha katmak isterim. Bu yakınlarda tartışıldı. Erdoğan hocamız değindi. Onun için bir kez daha değinmek istiyorum. Türkiye'nin yapmış olduğu 2014 ve 15 yılındaki seçimlerin hiçbiri demokratik seçim değildir. Çünkü bu seçimlerde çok vahim bir manipülasyon uygulanmıştır. Yine iktisattan örnek vereyim. İktisat mezunu olduğum için bu örnekler bende çok. Aynı zamanda anlaşılması da kolay. Siz eğer bir medya kanalını kullanmak suretiyle etkili bir şekilde halka ve yatırımcıya şöyle bir haber yayabilirseniz, bir büyük holdingin, diyelim Doğuş veya Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, bilançosu görüldüğü gibi değildir. Esasında büyük açıkları vardır, batmak üzeredir derseniz, insanlar
zarar etmemek için ellerindeki hisseleri çıkarırlar. Siz bu hisseleri ucuza toplarsınız. Sonra bu haber yanlış hesaplamışız dersiniz. Ve eski fiyatların yükselmesini sağlanır ve muazzam bir kar elde edersiniz. Buna borsa manipülasyonu deniyor. Bunu yapan adamı bir daha borsada oynatmıyorlar. Üstelik suç birçok yasada. Bunu yapmış olan kişileri örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yıla kadar hapsediyorlar. Şimdi bizim kanallarımızda bu manipülasyonun alasını yaptılar. Hepimizin gözünün içine bakar. Ve dediler ki Demirtaş teröristtir. Demirtaş'ı kanala çıkarırsanız terör propagandası suçu işlersiniz. Sonra herhangi bir bu konuda savcılık girişimi yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun terörist olduğuna dair kararı yok. Kendisi hakkında bir mahkeme kararı yok. Bu manipülasyon değil mi? Bu seçim sandıklarına oy tıkmaktan daha önemli bir etken. Seçimin sonucunun nasıl çıkacağını belirliyor. Bunu yaptığınız zaman aynen borsa manipülasyonu yapmış gibi bir manipülasyon yapmış oluyorsunuz ve seçmenin davranışını belli bir yöne doğru itmiş oluyorsunuz. Yeterince güçlü yaparsanız seçmenin kararını kökünden değiştirmiş oluyorsunuz. Yani seçmen özgür olarak karar vermiş olmuyor. Yaptığınız seçimde demokratik olmuyor. Başbakan Belçika'da açıklama yapıyor. %85 katıldı. Kore'de %100 katılıyor. Kuzey Kore'de. Daha mı demokratik olur? Neye katılıyor? Hangi koşullar? Özgürce mi katılıyor? Yoksa buradaki uygulamalarda herhangi bir ciddi manipülasyon var mı? Buna bakmak mecburiyetimiz var. Dolayısıyla sandıklara atılan oylar düzgün çıktı. Dolayısıyla bizim seçimimiz çok iyidir. Değil. Çünkü ciddi manipülasyon var. Eşit koşullar yok. Necmi Bey konuşmasında ilk başta konuşmasında vurguladı. Bazı partilerin muazzam bir medya desteğiyle müthiş bir konuşma imkanı var. Diğerinin yok. Bazı partiler devlet imkanlarını kullanıyor. Diğerleri kullanamıyor. Dolayısıyla eşitlik yok. Eşitlik olmadığı zaman adil seçim olmak koşulu yok. Özgür ve adil olmayan seçim de demokrasinin seçimi değil. Yoksa seçim her yerde yapılır. Halk oylamasında da aynı problem var. Dikkatinizi çekeyim. Halk oylamasının plebisiter özelliğini sağlayan ve ilk beceren Napolyon Bonapart'tır. 1799 senesinde yapmıştır. Meclise lafını geçiremediği için meclisi es geçerek doğrudan halka gidip kendisini imparator ilan edecek süreci başlatmıştır. Evet, meşhur. Sonra 3. Napolyon 1848'de yapmıştır. Ta Almanya'ya savaş açıp da rezil olana kadar. 1870'e kadar. Ve dolayısıyla halk oylamasının başlangıcı demokratik yolu değildir. Otoriter bir uygulamanın nirengi noktası. Bu nüansları hukukçu olarak göz önünde bulundurmanız lazım. Yapılan halk oylaması veya seçim demokratik bir uygulamanın siyasal katılma ve temsilin bir unsuru mudur? Yoksa yukarıdan yapılan bir kontrol ve manipülasyonun bir unsuru mudur? Onun için kurumlar fevkalade önemli unsurlardır. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Ve bu aynı zamanda nasıl bir hayat yaşayacağımızın, yaşayacağımız hayattaki hukukun üstünlüğünün taşıyacağı anlamın, hukuka uygun olarak haklarımızın korunabilip korunamayacağının yakından belirleyicisi olmak durumunda. 1984 yılında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği var, onun ben üyesiyim aynı zamanda. Yine not ediniz lütfen, 23 Temmuz'da, 2016 senesinin 23 Temmuz'unda Dünya Siyaset Bilimi Derneği Türkiye'de, İstanbul'da toplantı yapacak, CRR'da. Dolayısıyla buna gelip katılma imkanınız var, biraz tuzluk. Ücreti ama dışarıdan da katılabilirsiniz. Ve şu ana kadar dünyada yapılmış olan siyaset bilimi dernekleri toplantılarının
İki yılda bir yapılıyor bunlar şu anda. Eskiler 3 yılda birdi. En büyükler, en büyüğü olma potansiyeli taşıyor. 6000 başvuru yapıldı, bildiri başvurusu şu noktaya kadar. Benim bildiğim bugüne kadar böyle bir bildiri başvurusu yapıldı. Rekor kırmış durumdayız. Eğer Rusya ile savaşa falan girmezsek veya başka bir rezaletle karşılaşıp da siyaset bilimciler kaçmazsa dünyanın en büyük toplantısını yapmış olacağız. İPSA'nın toplantısını burada yapmış olacağız. Bunun 1984 toplantısı Paris'teydi. 2300 bildiri verildi. Benim de bir bildirim vardı. Oraya katılacaktım fakat İstanbul Üniversitesi'nin imkanları, pardon o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin imkanları da fazla değildi o tarihte. Dolayısıyla nerede kalacağım falan diye düşünürken Tarık Bey'le konuşmuştum. Tanıdıkları vardı Paris'te. Kendisini ziyaret ederken bir çiftle beni tanıştırdı. Onlar bizim evde kalabilirsiniz dedi. Onlarla konuşurken dedi ki, bir müze adı verdi, şu anda unutmuş durumdayım. Oraya mutlaka götürmeyi yersin, unutmayın. Peki. Hakikaten gittik. 2 günde fazla kaldım evlerinde. Konferansın bitiminden sonraki gündü. Size müzeye getirebilirler. Bir müzeye girdik. Enteresan bir yer. Bir sürü doküman var. Bir yere geldik. Böyle acayip görünümlü bir kitap var. Baktım. Altında bir şeyler yazıyor. Deri beri. Benim Fransızcam da iyi değil. Ne yazıyor burada dedim. İnsan denizine kaplan ne yazıyor? 1793. 1793'te yapılmış. Sonra öğrendim ki böyle yapılma adeti çok. Çok kitap var. Harvard Spencer 3 tane bulmuşlar. Bir aile patladı kopardı yakın zamanda. Ama çok dünyada bir aile mevcut. Daha enteresanı biraz ileri gittik. Böyle bir mektup gibi bir şey duruyor. Üstünde diyor ki Monsieur adını atalım Giorgio'nu idam edin. Altında bir tane daha yazı var. 5 gün sonranın tarihi, Monsieur Giorgio'nun giyotinle idam edilmişti. Bildirim. Yanında bir uzun böyle 6-7 sayfalık bir şey var. 1,5 ay sonranın tarihi var üzerinde, yanılmıyorsam veya 2 ay sonranın. Üzerinde Monsieur Giorgio'nun işlediği suçlar yazıyor. Neden idam edilmesi gerekiyor? Adamı asmıştı, öldürmüşler. 2 yıl önce. Savcılığın düzenlemiş olduğu iddianame. Onun ilerisinde 2 hafta sonra da yazılmış mahkeme kararı var. Adamın idam edilmesi gerektiğini. Adamı idam ediyorlar. Arkasından geliyor. Anlatabiliyor muyum? Sizde herhangi bir dejavu hissi doğuruyor mu? Hani bunu yaşamışız. Anlatabiliyor muyum? Biz bunlardan geçerek insan hakları kurduk diyor. Bu o tarihte Fransa'da fazla bir hukuk talebi yok. Tabii bu beni düşünceye itti o zamandan beri. Hukuku kim ister? Şimdi Erdoğan hocamızın okumuş olduğu meşhur Nazım Hikmet'in şiirine yanıt olabilecek şekilde ifade etmem gerekir ki hukukun bir bedeli var. Sadece mahkeme harcı değil açmak için ödediğimiz. Ki o da önemli. Çok yüksek tutarsanız insanlar mahkemeye başvurmazlar veya vuramazlar. Ama önün ötesinde bir probleminiz var. Bizim ülkemiz bunu aktif olarak yaşıyor. Hukukçu olarak işe başladığınız zaman bundan birebir karşılaşacaksınız. Çok insan var. Bizim, ben her yıl çeşitli saha araştırmaları yapıyorum. Burada sormuş olduğunuz bir soruda işiniz nedir diye soruyoruz insanlara. Masum bir soru. Ne işiniz? Bir cevap veriyorlar. İşleri yoksa en son işiniz nedir diyor. Ona da bir cevap veremiyorlarsa hiç kazanç karşılığı bir işte çalıştınız mı diye soruyoruz. 2009, 10, 11, 12, 13, 14 senelerinde yapılmış olan çalışmalarda ortalama %40 hayatım boyunca kazanç karşılığı hiçbir işte çalışmadım diyor. Bu adamın geliri yok. Dikkatinizi çeker.
Gecekonduda oturuyor. Dikkatinizi çekiyor. Yani kente atılmış, bir şekilde bir yerden kaçmış, gelmiş. Ya PKK ile yapılan savaştan kaçmış, ya Anadolu'daki fakirlikten kaçmış, tarım işçiliğinden bakmış, kaçmış. Bize bir yerden kaçmış. Kendini bir büyük şehre atmış. İstanbul'a mesela. Bir parça toprak bir şekilde bulmuş. Bir sürü elinde ne varsa ondan bir ev yapmış. Ne tapuya gitmiş, ne tapu harcı ödemiş, ne ev için para ödemiş, ne bunun vergisini ödemiş, ne emlak vergisi ödüyor, ne elektriğe vergi ödüyor, ne suya vergi ödüyor. Bu adamın hukuk talebi olur mu? Hukuk istediği anda gel bakalım buraya diyeceksin. Emlak vergisi cezalı. Tapu vergisi cezalı veya harcı. Elektrik cezalı. Su cezalı. Adam birden yüz binler ödemek mecburiyetine kalacak. Niye hukuk talebi edecek? Hukuku profesyonel mesleği olan, işi gücü olan, zaten hukuk içinde bulunan, tapusunu düzgün olarak almış olan, otomobilini düzgün olarak iktisap etmiş olan ve bunun parasını veren adam talep edecek. Onu korumak için talep edecek. Onun için hocalarımızın hocası Aristo diyor ki, demokrasinin çalışması için orta sınıf egemenliği gerekir. Türkiye maalesef kent yoksulu egemenliğinde olan bir toplumdur. Tabii hukuk talep etmez. Ve siz hukuk dışına çıkan siyasileri dönüp aa bak hukuk dışına çıktılar dediğiniz zaman da ne var bunda da? Kendisi hukukun içinde değil ki. Talep etmiyor ki. Hukuk içinde yaşamayı düşünmüyor. Hatta hukuku problem olarak görüyor. Bir de buna Anadolu'da yükselmeye çalışan ve hukuku kendine sorun olarak gören yeni orta sınıfı filan ekleyin. Ortaya çok kritik ve büyük bir kitle çıkıyor ki bunların hukukla ciddi problemi var. Şimdi esas mesele Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ve en zor mesele bu insanları hukukun içine nasıl alacaksınız? Ve hukuku nasıl bunlara kabul ettireceksiniz? Ve bunları hukuku talep ettiren hale getireceksiniz? Bu sorunu insan kaplısı, insan derisiyle kaplı anayasada Tarık Sefer Tuna'ya 20 sene önce sormuştum. Hiçbir şey değişmedi. Bugün de aynı durumdayız. Ve maalesef görülebilir gelecekte de bunun kolay değişeceğini zannetmiyoruz. Onun için koşullarımıza bakarken ve bütün uygulamalarımıza bakarken Türkiye'nin hukuk alanındaki anlattıkları yapıdan bugünkü yapıya geçmemişler. Esas mesele kır yoksulluğu. Kente taşımış ve hukukun içine alamamış olan bir Türkiye'nin yaşatmakta olduğu problemlerin yarattığı bir ortam gibi gözüküyor. Ve burada çok ciddi bir problemimiz var. Dolayısıyla bu uygulamanın içerisinden ancak toplumsal bir evrimle çıkmamız söz konusudur ki ben maalesef ben de siz de dahil burada yaşayanların hiçbirinin görmeyeceği bir gelecekten ancak bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Kendi başına. Pek iç açıcı bir görüntü size vermiyor. Ama realistik bir şey söylüyor. Ve bununla uğraşacaksınız. Temel itibariyle hukukçu olarak. Yani gri bir alanda çalışacaksınız. Yarısı hukuk, yarısı değil. Hukuk talebi son derece sığ ve dar. Olmayanların geniş bir alana yayıldığı ve hukuka başka gözle baktığı bir toplum. Maalesef bunun sonuçları bizim için ağır oldu. Ve onun için de bu çerçevede çalışmanın zorluklarını bilinciyle hareket etmenize yarar. Ama nasıl çıkılabilir bunun için düşünmek tabii o herkes için serbest. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ersin Kalaycıoğlu'na teşekkür ediyorum. Ersin son zamanlarda giderek artan bir şekilde hukuki kavramlarla haşır neşir olmaya başlamıştı. Bu eksikliği bugün çok hepinizin gayet rahat anlayacağı bir şekilde ortaya serdi. Çünkü hukuka ilişkin bir talep olmamasının nedenleri esas olan
Bu talep nasıl gelecek? Sahiplenme ondan sonra. Biz niye sahip değil bizim insanımız? Yani Nazım'ın şiirine atıp yaptın haklı olarak. Ama bilim varmıyor ama diyor da. Kabahati büyüğü senin. O kabahati tabii Nazım'dan beklenemez. O hukuk şeyine savunması ama bir yarayı bile getiriyor. Bile getiriyor. Bizim hukuk konusundaki zafiyetimiz, hukuk üzerinde iktidarların rahat gezinebilmeleri, hatta bakın açıklamalarda şu oluyor. Arkadaşlar gelin anayasayı beraber yapalım, iktidar muhalefet, öteki partiler katılmazsa muhalefetle yapalım. O da olmazsa biz yapalım. Zaten halk oyuna sunacağız dediği zaman da ben halk oyuna da inanmıyorum ama elimdeki aleti de iyi kullanırım. Bunun anlamı budur. O demokratik mekanizmanın niçin çalışmayacağını, kendisi lehine olabileceğini bugünkü iktidar muhalefetten çok daha iyi anlamış durumda. Çünkü bir talep gelmeyecek. Hukukla ilgili bir talep gelmeyeceğinden emin olduğu için hadi gelin biz bunu eleştiriye getirdiğimiz zaman işte demokrasiye karşı olanlar diye de sizi itibarsızlaştırma olanaklarına sahipler ellerinde kanallar var çünkü bol miktarda. Bizim en zor olan düşünme kapısını zorlayabilmemiz fakültelere, üniversitelere düşen en büyük görev. Tarık Zafer Tunay Hoca, asistanlığımın doktoramı yaptıktan sonra geldiğimde iki Oriu'dan bahsettim. Baba oğul Oriu'dur bunlar. Maurice Oriu, André Oriu. André Oriu baba Oriu'dur. Tarık Hoca'nın müessese teorisinden esinlendiği. Öteki Oriu da benim doktora hocamdı. Paris'teki hukuk fakültesinde. Bunların yazdığı kitaplar bir başlık değişikliğine uğradı. Droit constitutionnel, yani anayasa hukuku yerine anayasa hukuku ve siyasi müesseseler, institution politique et droit constitutionnel diye başlık atmaya başladılar o tarihten itibaren. Türkiye'de de anayasa hukuku ve siyasi müesseseler başlığının konmasında hocama benim büyük ısrarım olmuştu o zaman. Hocam artık o yalnız anayasa hukuku diye ders kitapları yok. Bugün artık müesseseler ve anayasa hukuku diye. Peki dedi, o zaman bizdeki sarı ilk kitap ufak, bilmiyorum ilk basımı. Onda benim çok hocaya şeyim oldu, ısrarım oldu. Benim de ona yardım ettiğim bir dönemde daha rahattım. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? 1972 yılına gelindiğinde Fransız Anayasa Konseyi mahkeme gibi çalışmaya başladı. Ayrıntısına giremiyoruz burada, vaktimiz yok. Dedi ki, ben kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini yaparken Cumhuriyet kanunları ile olan kazanımlara da bakarım. Yazın bazı kanunlar vardır ki bunlar liberal düzenin ayrılmaz parçalarıdır. Onları da denetimdeki ölçü olarak alırım. Anayasanın marjında, kenarında ve gittikçe o alan genişliyor. Genişledikçe hukukla uğraşmaya başlıyor. Anayasa Konseyi 72'den sonra mahkeme gibi mahkeme olmaya başladı. Ve Avrupa'daki denetim yapan kurumlarla adeta yarışır, hatta onları aşan da bir sürecin içine girmiş oldu. Tabii bir hukuk geleneği de var. Bir ülke değil, 1789'u bugün ben tekrar Türkçeleştirme zorunda kaldım. Çünkü yapılan tercümelere baktım, eksikler var. Yanlışlar var. Benim umarım en az yanlışlı benim bugün kitabımın arkasında yayınladığım metin. Çünkü yanlışlardan kendimizi kurtaramayız. Her kitabımızda kendi yanlışımızı düzeltme konusunda kanter içinde kalırız. Hepimizin başına gelmiştir bu. Gelmeye de devam ediyor. İyi ki de devam ediyor. Çünkü kendimizi yenileme, aşma fırsatını da veriyor bize. Daha konuşacak çok şey var ama renk getirdi. Hukuka daha çok yaklaştı. Tarık Hoca'yla akrabalığının payı var mı bunda bilmiyorum. Ama merakı gittikçe genişliyor. Ekranlarda da hocanın bana söylediği, o zaman Ali Gezgin'in Milliyet Gazetesi'nde pazar günleri sayfa yapardı.
Ben de ona katılırdım. Genç bir doçent olarak. Rabip Sarıcı Hoca vardı. Dilara Kuk, Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Her hafta sonra telefondan biz hukuki konuları konuşuruz. Bana dedi ki bir gün, yüzünü gazetede fazla eskitme evladım dedi. Yani çok sık çıkma anlamına. Hocam dedim, tamam ayda bir olsun. Yani 15'te bir görmeye başladın, olmaz hukukçu o kadar kendini eskitemez. Sen de dikkat et. Çünkü karşısına çıkardıkları adamlar oyun bozmak üzere geliyor. Onun için ben şöyle diyorum, beni tek başıma çağırın, önceden soru vermeyin, istediğiniz soruyu sorun. Fakat formatımız bizim, işte karşıtlar da olacak. O karşıtlar karşıt gibi olsa değil. Sırf orada itibarsızlaştırmak için sizi başka konulara girmeye başlıyorlar. İşin tadı kaçıyor. Necmi Yüzbaşıoğlu'na da ve arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bu toplantıya önayak oldukları için. Başka yerde yapamazdık. İstanbul Üniversitesi'ne gittiğim zaman öğrencilik, asistanlık yıllarım aklıma geldi. Dedim ki Süleymaniye Camii'nin orada kuru fasulye pilav yedim boyuna. Evet. Dedim bir gün oraya gideyim. Hatta sözleştik. Amfiye geldim. Büyük amfinin kapısı boştu. Öğrenciler gitmişti. Birden gözlerimden hiç sahip olamadım. Yaşlar bitmeye başladı. Çok duygulandım. O amfide yaklaşık 35-40 yıl ders vermiştim. Güzel, boyalı, temiz ama o öğrenci, sizlerin de emeğini verdiğiniz, gayret sarf ettiğiniz öğrenciler yoksa gayet iyi vurguladın onu. İstanbul Hukuk Fakültesi umarız bir gün neşvine ne olur? Yani kendine gelir, tekrar gelişir, hayat bulur. İyimserliğimizi de elden kaçırmamak lazım. Necmi Hoca, senin söyleyeceğin sözler vardır muhakkak. Sen de bir 15 dakikada rahat konuş. Evet, söz senin. Evet, teşekkür ederim hocam. Açık açık. Şimdi toplantıdan hemen sonra küçük bir ikramımız var dışarıda. Arkadaşlar zaten olmak isteyenler olacaktır. Zaman kalmıyor, onun için söylüyorum. Buradaki sohbetler sırasında da kime hangi hocaya soru sormak isterseniz bu zamanda kullanabilirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. Ben efendim son konuşmacının avantajı çoktur. Çok şey söylenmiş olur. Bana az konu kalır. Bu doğrultuda ben daha kısa zamanda tamamlamaya çalışacağım. Zaten bazı söyleyeceklerimi de açık konuşması sırasında söyledim. Ben bütüncül bir değerlendirme yapacağım hocalarımızın anısına. Bunu yaparken de ekol dediğimde zaten bir İstanbul ekolü var. Kuşak kuşak bu hocalar ne bıraktı geçmiş dönemlere, bugünlere. Ve bunun yanı sıra bana iz bırakan birkaç anımla konuşmamı tamamlayacağım. Baktığımız zaman Cumhuriyet hukukunu yenilerken anayasa hukuku da yeniden taşındı Batı'dan. Diğer hukuk sistemlerimiz gibi Osmanlı'dan kalan İttihat Terakki'nin mirası da çok iç açıcı değil doğrusu söylemek gerekirse. Anayasa hukukunu bugüne kadar taşıyan temel bildiği kavramları ilk kuşak anayasa hukukçuların da kazandığımızı düşünüyorum. Bu ilk kuşak anayasa hukukçuları derken İstanbul Ekolü'nden Arif Ufak, Başkent Hüseyin Nail Kubalı, Tarık Zafer, Tuna'ya ki Selçuk Özçelik, Orhan Altıkaş ve onları tamamlayıcı olmuştur. Ankara'dan İlhan Arter, Turhan Feyzoğlu, Turan Güneş, Bülent Nuri Esen, Mümtaz Soytal bu ilk kuşak katılabilir. Bunlar daha çok anayasa hukukunun iki boyutu var. Bir devlet, hep klasik olarak. Diğeri de özgürlükler boyutu. Daha çok devlet, devletin kurumları, egemenlik, siyasal iktidar, işte hükümet sistemleri, partiler, seçim gibi kurumsal anayasa hukuku meselelerini dışarıdan taşımaya çalışmışlardır. Yani baktığımız zaman tabii bu kurumlar Batı'da doğduğu için İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fişre'den bunların işleyişi, doğuşu ve işleyişiyle ilgili özellikleri Türkiye'ye taşıyıcı, yani kurumsal anayasa hukukunun devlet boyutuyla ilgili kısmını
Türkiye'ye taşıyıcı, önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bunun arkasından gelen ikinci kuşak, ki tabii bunun sınırlarını tam belirlemek ne kadar doğru bilemiyorum ki, bana göre Erdoğan işte başlıyor. Tevfik Tanlı, Tevfik Arman, Bülent Tanır, Bakır Çağlar, Ersan İlal, bir kuşak olarak görüyorum ben. Ondan sonra Süheyl Batum, Oktay Uygun benim kuşağıma doğru geliyor. Şimdi ikinci kuşak, anayasa hukukunun daha çok özgürlükler boyutuna el attığını görüyorum. Ve iç sorunlar, anayasa hukukunun içsel sorunlarına el attıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü 1961 anayasasıyla beraber özgürlükler daha heyecanlı hale gelmişti. Ve 1961 anayasasıyla beraber bir iştirak da oluşmaya başladı Türkiye'de ve anayasa hukukuna ilişkin Türkiye'de bunların gelişmesine ilişkin, kurumların Türkiye'deki oluşmasına ilişkin çalışmalara da ihtiyaç var. Bu doğrultuda Erdoğan Tedic'in parlamento hukuku, kanun kavramı mesela Türk hukukuna çok önemli katkılardır. Bu ekolden Bülent Tanör daha çok özgürlükler boyutuna el atan ilklerden de Bülent Tanör. Yani ifade özgürlüğü, bugün herkes çok arkadaşımız, çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da içeren kapsamda, uluslararası boyutta yayınları var. Ama bu alana ilk el atanlardandır. İfade özgürlüğü doktora tezgahıyla büyük bir cesaretle o dönemde bu alanlara el atmak hiç kolay değil. Kaynak son derece sınırlıydı. Teorik boyutlarıyla ifade özgürlüğü. Sadece ifade özgürlüğü mü? Sosyal haklar. 1961 anayasasıyla hukukumuza giren bir kavramdı. Ve düşünün öyle bir toplum ki millet plan değil, plan istiyor dediği bir toplumda sosyal devlet, sosyal haklar nedir diye bir tuğlaydı, doçentlik dediği yapmıştır. Ve takip eden jenerasyonlara, hukukçulara temel kaynak eser rolü oynamıştır. Gerek ifade özgürlüğüyle ilgili dediği, gerek sosyal haklarla ilgili dedi. Yine Bülent Tanör, o benim Bülent abimdi, bunu da söyleyeyim, öyle anlaşmıştık. Bülent abinin el attığı çok önemli bir alan daha var. Yani orijinal şeyler el attığı için o Bülent Tanör olmuştur. Onun için takip eden kuşağın idolü olmuştur. Bunu hak etmiştir, öyle düşünüyorum. Çünkü el attığı alanlar gerçekten çetebilli alanlardı, doğru alanlardı. Cesaretle, bir kuyumcu hassasiyetiyle hem hocalığını yapmıştır, hem çok da uygun söyledi. Okulda gitmezdi, evine giderdik. Öket Hanım sağ olsun, karnımızı çekmiştir çok. Yani okul bitmezdi Bülent Tanör'le. Mesela Türk devrimine ayakların üzerine oturtmuştur Bülent Tanör. Yani devrim tarihine katkıları bence çok büyüktür. Kuruluş, kurtuluş, yerel kongre iktidarları. Bakın arkadaşlar, kitapları okuyun. Yerel kongre iktidarları, Türkiye'de devrim tarihiyle ilgili bir sürü kitap vardır. Ama Bülent Tanör'ün kitabı bunlardan çok farklıdır. Hep Ulu Önder Atatürk Samsun'dan yola çıktı diye başlarken Bülent Tanör Türk devrimini yerel kongrelerde başlatır. Yani hep biz bilirdik ki işte Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri gördük ki 30 tane kongre var. Bunlara ve bunlar ortaya atan Bülent Tanör'dü. Kuruluş, kurtuluş ile ilgili çalışmalar yine sadece anayasa hukuku, insan hakları boyutuyla değil, Türk devrimi tarihini ayakların üstüne oturtan bir kişidir bence. Yani ben öyle görüyorum en azından. Bir de Bülent Tanör, şimdi her hocanın kendisine göre bir tarzı var, bir yöntemi var. Erdoğan Tedic pozitif anayasa hukukuna büyük katkılar sağlamıştır, pozitif hukuk ağırlığı sağlamıştır. Bu da önemli. Bunlardan da çok şey öğrenmişimdir kendi adıma. Ama Bülent Tanör'ün özelliği benim açımdan tarih, siyaset, hukuku birlikte kullanma becerisini göstermiştir. Bu çok kolay değildir. Yani yalın hukuk sıkar insanı. Bülent Tanör bunu
Osmanlı Türk anayasal gelişmelerinde iki anayasada çok net olarak görüntülü, ustaca kullanmıştır siyaset bilimini, tarihi ve hukukun sentezini. Bundan kaynaklanan keyifli bir okuyuşu vardır. Yani baş büyük kitap olarak yanınızda bulundurun derim. Her zaman işinize yarayacak olan. Bu akılden Bakır Çağlar benim de kültürün Gök'ten önceki son elemanıyım ben. Süheyl Basım söyledi. Ben girdikten 3 ay sonra Gök çıktı. Gök'ten önceki statüye göre doktora yapma şansını yakalayan son kişiyim, doğrusunu söylemek gerekirse. Biz Bakır Çağlar'ın biraz soğuk anayasa kursu olduğundan bahsetti. Doğrudur. Öyleydi ama Bakır Çağlar, Süheyl Basım da bilir, bizi çok teşvik edici olmuştur. Hiçbir şeyi söylemezdiniz açıkça. Yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından ya da Adalet Divanı kararından bahsederdi ya da Anayasa Mahkemesi kararından. Siz duydunuz mu? Asla kendisinden şu karar numarası falan diye bunu da söylemezdi. Bizi tırım tırım aranırdık. Böyle bir karar. O zaman karar bulmak kolay değildi. Şimdiki gibi internet yoktu. Bütün hukuk fakültesi dergilerini alt üst edersiniz onu bulmak için. Onu yaparken de bir sürü şey daha öğrenmiş olursunuz. Bu bakımdan öğreticiydi ve Bakır Çağlar'ın katkısı da bana göre, en azından benim açımdan, içtihadi hukukla çalışmayı, çalışma zevkini taktırmıştı. O tezi çocuğu da vardır. Onun, parlamento hukuku, kanun kavramında da görürsünüz bunu ama Bakır Çağlar'da daha köşeli olarak özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mukayeseli içtihadi hukuk daha çok ağırlık verirdi ve içtihadi hukuk ağırlıklı çalışma devkini taktırmıştır. Bana da zannediyorum benimle aynı kuşakta olan, daha sonraki kuşakta olan kişilere ve Oktay'ın da dediği gibi sırrını kaparsanız zordur Bakır Bey'in kitabını okumak ama kaparsanız da farklı bir düşünce platformunda enteresan anekdotları vardır. Çok katkı sağlar diye düşünüyorum. Şimdi sonraki kuşaklara bu hocaların, bugün aramızda olmayan hocaların kazandırdıkları bunlar. Tabii takip eden dönemlerde de Türkiye'de anayasalar istikrarlı olmuyor. 82 anayasası ile beraber yeni kuşak anayasacılara yeni alanlar çıktı doğal olarak. Süheyl Batum, benim kuşağım zorunlu olarak 82 anayasası üzerine odaklandık çalışmalarımız. Tabii bunda önceki birikimin büyük payı var. Bu birikim olmasaydı biz 82 anayasasının kurumlarını çözemedik, anlayamaz. Bu doğrultuda aldı kaçtı hocayı almak isterim. Benim doktora dedim parlamenter rejimlerde ve Türkiye'de yürütme kuvvetiydi ve yeni 82 anayasası yürürlüğe girmişti. Kaynak son derece azdı. O koşullarda bir tez yazmaya çalıştım. Tez danışmanım da aldı kaçtı. Ve A'dan D 82 anayasasını eleştiriyordu. Bakır Çağlar dahil hoca buna ne diyecek diye merakla bekliyordum. Acaba yeniden yazar mıyız diye. Çok uzun sürede okudu. Bir gün çağırdı, bir 3 Ağustos günü hiç unutmam. Satır satır çizmişti, 300 küsur sayfaydı kırmızı şeylerle. Sabahtan akşama kadar didik didik tartıştık. Birçok konuda karşı görüşlerimi gördü ve bana dedi ki Ahmet, sen benim yaptığım anayasayı beğenmemişsin ama gerekçelerim doğru. Bastır bunu dedi. Böyle bir hoşgörüsü vardı bakın o zaman kurucuların ve bunu her zaman minnette anarım. Tarık Hoca'nın hakkını yemeyeyim. Onda da onun da bende bıraktığı iz. Birinci sınıfta anayasa hukuku dersiydi. İlk haftaydı, ikinci haftaydı. Tahtaya küçük yuvarlaklar yaptı. Küçük yuvarlaklar. Kimisi kesişiyor. Bu yuvarlaklar özgürlükleri ifade ediyor dedi. Özgürlüklerin sınırı başkalarının özgürlüğü. Bakın nasıl çatışıyor. Bu anlatımıyla özgürlüklerin, bir kişinin özgürlüğün doğal sınırı, başkalarının özgürlükleri olduğunu ben Tarık Hoca'dan daha ilk derste kavramıştım.
Ben söyleyeceklerim bu kadar. İki tane daha burada tutacağız. Evet. Cumhuriyet Hukuk Kurumu'na arkadaşlar, ben buna gerek yok dedim ama kendileri konuşacaklara çiçek sunacaklar. Ooo. Çocuklar var olabilsin. Bu kadar çok. Güzel çiçek veriyorum.